Isparta'da 2000 yılı öncesine kadar toprak mahsulleri ofisinin bir alım merkezi bulunuyordu. Ancak alım merkezi 23 yıl önce kaldırıldı ve o tarihten bugüne kadar arpa ve buğday alımı için bir alım merkezi kurulmadı. 2000 yılı öncesi Isparta merkezinde toprak mahsulleri ofisi alım merkezleri açıldı. Biz bu alım merkezine traktörlerimizle tarlamızdan hasat ettiğimiz arpamızı buğdayımızı rahat bir şekilde randevu almaksızın ne kadar ürünümüz varsa son kilosuna kadar bunları ofisimize teslim ettik. Zamanında paralarımızı aldık. O günlerimizden gerçekten memnunduk. Yıl 2023 yılına geldi. 2000 yılından 2023 yılında 23 yılda Ispartamızda Toprak mahsulleri ofisini istediğimiz düzeye ulaştıramadık. Toprak mahsullerinin Isparta'da bir alım merkezi olmaması nedeniyle özellikle Atabey ve Gönen Ovası'ndaki çiftçiler ürettikleri arpa ve buğdayı randevu alarak Burdur'a veya Afyon'un Dinar ilçesine götürüyor. Koskoca Isparta şehrinin ilinin Afyon'un bir ilçesine meybur bırakılması, buradan ürünlerimizi randevu sistemiyle alıp kamyon tutup bu ile 60 kilometre 100 kilometre ileriye götürüp mahsulümüzü vermek gerçekten zor. Bu ürünlerimizi biçer döğere biçtiriyoruz. Biçer döğeri aynı günde bulacaksın. Kamyonu bulacaksın, randevumuz çakışacak, uyuşacak ve malımızı değerlendirebiliriz. Gerçekten Isparta halkı çiftçisi olarak çok zor durumdayız. Bölgede yaklaşık 100 bin dekar alanda 30 bin tona yakın arpa ile buğday üreten çiftçilerin tepkisini Kanal 32 Haber dün gündeme taşımıştı. Üreticiler, Isparta'ya bir alım merkezinin açılmasını istemişti. 100 bin dekar, 90 bin dekarlık bir alandaki üretimin e, en azından bir depo olaraktan, lisanslı depo olaraktan saklanması, bunu da toprak mahsullerinin organize etmesi gerekir. Örneğin Kulönü'de, örneğin İslamköy'de, örneğin Atabey'de, Gönen'de bir alım merkezi kurulur ise biz buna müteşekkir oluruz. Isparta'ya acilen bizi Afyon'un ilçelerine muhtaç etmeden Isparta'mızın adına yakışır, Süleyman Demirel'in adına yakışır bir toprak mahsulleri ofisi, ajansı, alım merkezi. Şimdi acilen alım merkezi, ileride de kalıcı bir tesis yapılmasını bekliyoruz köylü olarak. Toprak masulü ofisinden sıra almak mümkün değil, kapalı. Yok, vermiyorlar. Ağustos'ta vermiyor. Bu ne zaman bitirecek? Yere dökülecek. Buradan bir daha sarılacak ya sandıklıya ya dinana gidecek. En azından Isparta'da bir alım merkezi olsa en azından Isparta'da bir merkeze yakın yerden bir alım merkezi olsun. Bu çiftçi traktörüyle kamyonla amına neyle oraya götürür. Teslim eder. Hem çiftçinin üstündeki yük azalır hem bu da devlete millete katkı olur. Çiftçinin haklı isyanını Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Milletvekili Halıcı, Isparta'ya neden toprak mahsulleri ofisinin bir alım merkezi açılmadığı yönünde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yunaklı'ya yazılı bir soru önergesi sundu. Önergesinde çiftçilerin gübre ve mazot fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Halıcı, çiftçinin ürününü başka merkezlere götürerek hak kaybına uğradığını söyledi. Bir an önce Isparta Atabey ve Gönen bir alım merkezi açılması gerektiğinin altını çizen Halıcı, soru önergesinde şu görüşlere yer verdi. Isparta'ya bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım ofisi açılması için neden beklenmektedir? Isparta'ya ne zaman alım ofisi açılacak ve çiftçinin mağduriyeti giderilecektir. Isparta'da toprak mahsulleri ofisi alım merkezi olmadığı için çiftçilerimizin uğradığı hak kayıplarının ve maddi zararların toplamı ne kadardır? Bu zararın giderilmesi, kredi borçlarının ertelenmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?